Yaradan yarattığıyla kotlama yapsın, yaşam muktediriyeti kayda alsın, çamur yoğuran kotlansın ve kelam olsun, hayrı hakkı dinleyen tahdissiz kayıtlarla mutlakiyeti kendi yüreğine ilim olarak dinlesin ve geri çeksin insansı kayıtlarını. Heyetlerimizin çoğu bugün burada bütüne hizmetçilik için bekliyorlar. Çok özel bir görev yapılıyor burada. Bugün buraya kök sahalara indirdiklerimiz gerçek kapıları bugün bu yoğunlukla kayıtlayacaktılar. Kesirleşmenin önünü aldık. Dünyanın sahasını kodladık. Bütün kötülükleri aşıp geçtik. Şimdi yeni dünya gücünün tüm insanlığı hak ettireceği bir gündeyiz ki yeni dünya gücünün ana sırrını hepinize izah etmek isterim. Niye dünyanın yeni bir güce ihtiyacı var? Niye dünya öz görev taşıyacak ve yeni güç dürümlerde birleşecek? Niye dini kapılar kapatılacak? Niye kayıtlarda kült olan ilim Allah'ın tahtında bir suyu olacak? Niye? Neden tüm insanlık gerçeği anlamaya başlayacak? Sevgiyle sizlere sorarım. Gerçeği anlayan var mı? Dünya planetinin ilmini bilen var mı? Hırsı aşıp da yolu kodlayabilen kaç kişi var? Hani dünya süper sahaları kodlayacaktı da dünyanın savaşı başlayacaktı ya. İşte dünya bir savaşa başladı. Peki niye başladı? Hepimiz iyi bilelim ki tabiatın savaşıdır olan. Biz bir dünyayız ki tabiatın kodları olarak buradayız. Biz bir dünyayız ki kucağımızdaki kürzi ziya, ilim kaydı biz ile bitişken ve hakiki. Dünyada eski yaşamları, hakkın kalemi bilenler artık öz kültü anlayacaklar. Görevin ilim olduğunu bilecekler. Kulluk ilmi dediğimizin mutlak kulluk olduğunu da anlayacaklar. Peki kulluk ilminin anlamını bilen kim var? Deveyi kaldıran ben bilirim dedi. Ah can, ah, ah, ah. Sen neyi bildin de bunu da bileceksin. Deveyi kaldırmak ilim midir? Bilmek midir? Seviyeni kodladım, süper sahalara kayıtladım ve sordum. Nerede ilim var diye. Genç olan dedi ki ben ilahi bir görevliyim. Oh, oh ne güzel dedim. Ve bir yaşlı dil dedi ki ben herkesi hak edecek olanım. Onca çaba bir tek kişinin herkesi hak etmesi için midir acaba? Canlılar, hasatınızı yaptığınızı gördük. Yağmurunuz yağıyor ama sizin nefes olup, kelam olup yol kodlamaları yapacağınızı da bilmenizi gerektirir bir diriliktir burada olan. Başımız diktir. Kimin levhisinde kim var biliriz ama mücahit değiliz biz. İş dili, ilim dili, her biri ilim kelamı ama biz mutlak olanı dinleyeceğiz. Ve mutlak olan mutlak kurullarıyla kulluk kodu olacak. Hani tüm insanlık sabah kapılarını açıp da ben insanlık ilmini anladım artık burada kaynak olacağım der ya. Yağan ışıkta kodları varsa iyi ama yağan ışıkta kodları yoksa sabah kelamı olmasının ilminde kelamı kalem yapmasının anlamı yok ki. Biri dünya planetine sorar. Neden sevgiyi kodlayalım ki? Sen sevgiyi hak ettiğinde biz sen oluruz zaten diyerek artık iyi bilirsin ki planetin kelimelerini tek tek saltanatın şarkısında dinleyebiliriz ama bu planetin kelam olduğunu da anlatmamız gerekir. Biliniz ki planet kelamdan ibaret değil sadece.
kendi yoğunluğunda şavkı da var. Kendi kulluğunda kerim olan kalemi de var. Ve planeti anlamayanın has tahta tekniği yoktur. Hepimiz dünya insanına göz olmaya indik. Öz söz olmaya indik. Gözün sözündeki o yoğun ışık olmaya indik. Nerede etki, tepki varsa ışık kapıları orada kıl ince de o incenin ilminden öte bir incelikle kayda girer. Hangi dünyada etkisiz tepki olur ki? Seviyeniz çok iyi. Mutluyuz ki buradayız ama sevgiyi kodlarken o tepki etkisiz kelam diye değil, hakiki kelam diye dilim ki tepkideki ekip kelamda kalem olsun, o tepki hak sır olsun.